Rapunzel ve dev sürpriz yumurta. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde Rapunzel adında uzun saçlı bir prenses yaşarmış. Günlerden bir gün ormanda yürüyüşe çıkan Rapunzel, ne dalların tepesinde bir kuş, ne ağaçların arkasında bir tavşan, ne göl kenarında bir ceylan, ne aslan ne de kaplan görmüş etrafta. Sanki tüm hayvanlar bir anda ortadan kaybolmuş gibi. Ormanı daha önce hiç bu kadar yalnız görmemiştim Klapsi. Ben de Rapunzel. Baksana, muz ağacındaki muzlar bile olduğu gibi duruyor. Maymunlar hiçbirini yememiş. Derken bir anda Rapunzel'in önüne dev bir yumurta düşüvermiş gökyüzünden. Aa, bu da ne böyle? Gözlerime inanamıyorum. Kocaman bir yumurta. Rapunzel ve dostu Klapsi dev yumurtaya iyice yanaşıp daha yakından bakmışlar. Kıpır kıpır bir sağa bir sola oynayan yumurtanın içinde ne olduğunu çok merak etmişler. Rapunzel dev yumurtayı sıcak tutması gerektiğini düşünüp uzun sırma saçlarını tam yumurtanın etrafına dolayacakmış ki yumurta aniden zıplayıp daha uzak bir yere konmuş. Şaşkınlığını gizleyemeyen Rapunzel yumurtayı takip etmek için peşinden gitmiş. Yumurtanın içinde kesin canlı bir şey var Klapsi. Yoksa böyle hareket edemez. Çok geçmeden Rapunzel dev yumurtanın yanına varmış. Rapunzel uzun sırma saçlarını yumurtanın arkasından fırlatıp onu yakalamış ve bir güzel ısıtmış. Gitgide sıcaklayan dev yumurta sonunda tam tepesinden çatlayıvermiş. İçindense kocaman bir fil, bir ayı ve bir de at fırlamış dışarı. Aa! Kocaman fil, ayı ve at nasıl girer bir yumurtanın içine? Rapunzel bak, bir yumurta daha. Yumurtanın içinden çıkan bir başka büyük yumurta daha varmış. O da bir sağa bir sola sallanıp hop daha uzak bir yere zıplamış. Rapunzel de hemen peşinden gitmiş. Biraz sonra yumurta çat diye çatlayıvermiş. Ve içinden uzun yeleli bir aslan, kısa tüylü bir kaplan ve simsiyah bir puma fırlamış. Olamaz. Bunlar ormanda yaşayan hayvanlar. İşin içinde kötü bir büyü olmalı. Yoksa bu imkansız. Ortaya çıkan yeni yumurtada tıpkı diğerleri gibi sağa sola sallanıp bu sefer ormandaki bir göl kenarına zıplayıvermiş. Rapunzel de yardım etmek için hemen göl kenarına koşmuş. Çat diye çatlayan yumurtanın içinden bir timsah, iki de ördek fırlamış. Kaybolan tüm hayvan dostlarımız yumurtaların içinde Klapsi. O sırada yeni yumurtada bir sağa bir sola sallanıp hop başka yere zıplamış. Rapunzel tekrar koşarak yumurtanın yanına varmış. Sıcacık eliyle dokununca yumurta ısınmış ve çatlayıvermiş. İçinden bir maymun, bir sincap, bir de tavşan fırlamış. Tabii sadece hayvanlar değil, bir başka yumurta daha ortaya çıkmış. Bu yumurtada bir sağ bir sola sallanıp hop ağacın dalına zıplamış. Rapunzel saçlarını ağacın dallarına doğru uzatıp onu güzelce ısıtmış. Tam tepeden çatlayan küçük yumurtanın içinden bu sefer de bin bir türlü kuş fırlamış. Şunlara bak Rapunzel. Özgür kuşlar bile yumurtanın içine hapsolmuş. Ağacın tepesinde bir küçük yumurta kalmış geriye. Hatta o kadar küçükmüş ki sağa sola sallanayım derken yere düşmüş. Tam toprağa çarpıp çatlayacakmış ki Rapunzel onu havada yakalayıp kurtarmış. Oh, kurtardık.
Şimdi seni bir güzel ısıtalım minik yumurta. Bakalım bu kez ne çıkaracaksın içinden? Rapunzel'in elleri arasında ısınan yumurta güzelce çatlamış. Ve içinden bir tırtıl, bir karınca, bir de çekirge fırlamış. Rapunzel, yumurtanın içinden çıkan mini minnacık yumurtayı ısıtmak için dudaklarına götürmüş ve ona sıcacık nefesini üflemiş. Isındıkça kızaran yumurta bir anda çat diye çatlamış. Rapunzel beklemiş, beklemiş ama içinden hiçbir hayvan çıkmamış. Bu kadar mı? İçinden bir şey çıkmayacak galiba. Derken minik yumurtanın içinden bir sinek kadar küçük kötü cadı Camilla fırlayıvermiş. Camilla Rapunzel'in saç diplerine doğru hızla uçmaya başlamış. Dikkat et Rapunzel, bu cadı Camilla. Şimdi saçlarının dibine girip hepsini kökünden ele geçireceğim. Rapunzel elleriyle başını kapatsa da kötü cadı Camilla saçların arasına girmeyi başarmış. İşte büyülü iksirimi buraya döktüm mü her şey tamam. Camilla tam iksiri dökecekken Klapsi aniden gelip onu yakalamış. Sonra da Rapunzel'in saçlarından çıkıp uzak bir yere fırlatmış. Ancak Camilla'yı bu da durduramamış. Benden kaçamazsın Rapunzel! Hızlı bir büyüyle hemen kendisini eski haline çevirmiş. Koş Rapunzel, koş! Rapunzel koşarak cadıdan uzaklaşmaya çalışırken Camilla da süpürgesiyle onu takip ediyormuş. Altın sarısı saçlarını kaçırma benden Rapunzel! Rapunzel hızlı adımlarla koşarken bir anda dengesini yitirip yere yuvarlanmış. Camilla bu fırsattan faydalanıp tam onu yakalayacakmış ki tepeden koskocaman bir gölge inmiş üzerine. O anda Rapunzel'in biricik dostu ejderha Drado yetişmiş yardıma. Hatta sadece Drado değil, Rapunzel'in kurtardığı tüm hayvanlar yardım etmek için oraya toplanmış. Cadı Camilla karşısında bu kadar güçlü hayvanlar görünce korkuyla süpürgesine binip uzaklaşmış yanlarından. Rapunzel'in en yakın dostları ve dev yumurtanın içinden kurtardığı orman hayvanları onu her zaman koruyacaklarına söz vermişler. Çünkü iyi kalpli bir prenses bilir ki ormandaki yaşamı korumak aynı zamanda çiçeği, böceği, ağacı, hayvanı ve insanı korumak demektir.